Arkadaşlar bu da yeni, bu da Teufels Kralı. Yani çadı tırnağı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu alayım, bir güzel yiyerekten gideyim bu şekil. Bu şekil görünüyor. Evet. Arkadaşlarım merhaba, merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Dilerim iyisinizdir. Kuşlarımız ötüyor, tekrar bahar geldi o kadar kışın ardından. Bu Teufels Kralı çok lezzetli arkadaşlar. Harika bir bitki. Şimdi buldukça göstereyim bitkileri. Biz bugün nereye gidiyoruz? Yine dağlara geldik. Zahide arkadaşımla kuzu göbeği aramaya geldik arkadaşlar. Kuzu göbeği bu ayın sonuna kadar dolur. Biz Mayıs ayındayız şimdi. İşte Teufels Kralı bu arkadaşlar. Nerede? Evet abi bu. Yemlikten daha güzel. Eğer bulursak mantar yürüyüşümüze bizimle beraber katılırsanız, sevincimize ortak olursanız, tabii bulursak, bulamazsak da bu güzel havada bizimle yürüyüşe katılırsanız teşekkür ediyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Beğeni yaparsanız, paylaşırsanız, beğenirseniz, tabii ki yorum yazarsanız çok sevinirim. Beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlarım, burası Almanya. Nere diye soruyorsunuz? Heuberg. Evet, bu da kırmızı kayın ağacı. O kadar çok yer tarafta, bu da böyle yeniyor. Kırmızı kayın ağacı komple yenir. Evet, böyle. Evet arkadaşlarım, sepetim boş, sepetimi aldım. Bakalım bu sepeti mantarla mı dolduracağım yoksa otla mı dolduracağım? Şimdi bu dağlara doğru çıkıyoruz. İnşallah kuzu göbeği çıkmıştır çünkü daha zamanı var. Bu Mayıs ayının sonunda bitmesi lazım. Sarı sarı Mayıs mantarları, yani Mayıs mörşilleri çıkması lazım. Bakacağız beraber var mı? Bak Zahir de şunu bir ye. O kadar mı güzel, o kadar mı güzel, vazgeçemezsin. Bu da Teufels Kralı. Evet, aynı bir... ona benziyor. Evet, evet, bu değişik bir Teufels Kralı. Yani Herzblattliche Teufels Kralı. Herzblattliche. Hı-hı. Harika. Hı-hı. Bu şimdi dükkanlarda satılıyor, yani çiçekçilerde. Beni unutma. Şu da kırlangıç gagası ya da leylek gagası. Her taraf şifalı, bitkilerimiz çoğaldı. Doğa harika, yürüyüş harika, mantar bulursak daha harika olacak. Her taraf çok güzel, yemyeşil oldu, şuna bak. Şu doğanın güzelliğine bir bak. Çok güzel uzanmış ve de çok ahenkli duruyor. Şurası büyüme, çuha çiçeği. Nasıl da güzel büyümüş. Çuha çiçeği, sen bunun kırmızısını almışsın. Arkadaşlarım bunu alayım, bunu bak, yanında da yine aynı buğa büyümüş, bak bu gördüğünüz gibi, bu da ağaç fidesi, bu da ağaç fidesi, ikisi de yeni ağaç ama ben şunu alacağım. Bu ne? Bu ne biliyorsunuz? Bu orman teresi. Bak böyle, bu orman teresi. Harika bir orman teresi. Buldum, bir de burada var, bunu da alayım. Bu da orman teresi. Şöyle. Hatta bunu yemem lazım. İyice çırpayım, temizleyeyim tozunu. Çünkü burada başka pislik yok. Arkadaşlar bu da tere. Ama bu aynı tere. Ama biraz değişik. Bu acı tere. Daha lezzetli, daha değerli. Bunu da şu bir dalından yiyin. Hepsini koparmayayım. Tohum olmuş. Evet, çok mantar bulduğumuz ormana geldim. Arkadaşım aşağıda arıyor. Hiç mantarın kokusu bile yok galiba. Burayı, bu tepeyi arayacağız bulursak. Galiba belki de sonra çıkar. Aşırı kış oldu. Çok şiddetli kış oldu arkadaşlar. Ayaz oldu. Belki de öldürmüştür.
Ya da sabah erkenden birileri toplamış da olabilir ama koku yok. Evet arkadaşlarım, bu ereti otu gördüğünüz gibi. Böyle sıcak suda şuralarını sıyırıp, böyle sıyırıyorum. Ondan sonra kavurup yiyorum. Hafif sıcak suya batırıyorum. Böyle görünüyor. Bunun çok zehirlileri var. Dikkatli olmanız lazım. Eğreti otu. Su. İşte gördüğünüz gibi. Fern. Wurmfern Almancası. Yani solucan eğreti otu. İşte böyle çok büyük büyük büyüyor zaten. Bunu bu şekilde toplayıp kavuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğreti otu. Şimdi şunu da göstereyim. Bunu da alacağım. Böyle bir sebep toplayabilirim. Yani mantar bulamadıysam eğreti otu toplarım ben de. İşte bu eğreti otu. Bunun zehirleri var. Çok dikkat edilmesi lazım. Ay, mantar yok. Arkadaşım, buraya gelmek isteyen bir tane hemşerim vardı. Selam olsun. Şimdi Türkiye'ye gittiler. Gelemedim diye üzülme. Şu anda ben bulamadım işte. Arıyorum. Daha arayacağım. Belki 2-3 tane bulunur. Artık yok galiba. O kadar kıştan sonra. O kadar ayazlar oldu burada. Şimdi hava çok güzel. Hatta sıcak. Bu da eğreti otu ama bu alınmaz. Bu biraz yaprakları çıkmış. Tam böyle tazeyken şu dibindeki işte bu. Bu alınır, yenir. Ama çok dikkatli olun. Lütfen. Bundan bir sepet toplayabilirim mantar yeri. Şerife haşu, ha bu yaprak. He aynısı. Bak bak, evet. Yeni çıkıyor. Demek ki çıkacak zaten. Yine gelebiliriz. Şimdi umudumuz kabardı. Ya. Çok güzel oldu. Evet. Sepete atabilirsin. Eğreti olsa topladım. Hı hı. O ama zaman evet ya, bulmak zor. O şeye gidelim. Evet arkadaşlar, eğreti otu A vitamini, C vitamini, fosfor, demir, kalsiyum değerinde çok yüksektir diyor. Bağırsıktaki parazitleri öldürüyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki kanser hücrelerini öldürüyor ama çok dikkatli tüketilmesi lazım. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bu bunun kökleri yeniyor böyle taze taze çıkınca. Ama çok dikkat edin. Çünkü bunun dünyada 90 çeşidi var. Bizim buradakilerden ben her sene biraz yerim. Şunları soyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Ha şöyle çiğ olarak da yiyorum. Ama az bir miktarda. Ama haşlıyorum. Sonra kavuruyorum, onu da söyleyeyim. Bu şekil yiyorum. Tadı güzel. Metabolizmayı da çalıştırıyor. Evet arkadaşlar, alacağımız eğreti otunda böyle yaşlı sürgünler olması lazım. Genç sürgünler zehirlidir. Böyle yaşlı yaprakların ortasına çıkan bunlar fazla zehirli değil. Güvenilir. İşte böyle. Evet, böyle küçük bir tava kendime kavurayım. Bunlar yaşlı sürgün. Gördüğünüz gibi bunlar yaşlı sürgünler. Genç, bu yaşlanmış zaten, yani bu da yenir de bu büyümüş, artık sertleşti. Gençlerini aramam lazım. İşte burada bir tane daha buldum. Ve dibinde de yaşlı sürgünleri var. Geçen senenin yaprakları. Bu o zaman yaşlı oluyor işte, gördüğünüz gibi. Bu geçen senenin. Bunu böyle, bu taze sürgünleri alayım. Arkadaşlar, bunu dikkat etmek lazım. Zehirli türleri var. Evet, ben bir avuç alayım ilaç için, yiyeceğim. Evet, bunun da yaşlı sürgünleri var ve taze. Yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar.
Çıktım su serte serte. Yaylalar. O yaylalar, yaylalar, yaylalar. Baktım kıyar uyumuş. Yaylalar. O yaylalar, yaylalar, yaylalar. Uyarttım öpe öpe. Yaylalar. O yaylalar, yaylalar, yaylalar. Oy dilbere, böyle nale, ayra fakir, ödü kale, gülme hakir, yavrı hale. Sarı tozdan çantam hep sarı toz olmuş. Saydı! Dolu dolu dolu. Ama burada da var. Ay ama niye? Kurumuşlar kız. Yok bunlar ama böyle. Ondakine... Bunlar kurumuş. Böyle cins. Bak onlar öyle bir cins. Ama. Bak burada var. Şeyfe taş gibi olmuş. Bak burada var. Onu koparmışlar. Aha. Ay inanamıyorum. Bu ne zamandan çıkmış acaba? Ay Saydı. Kokuyor. Kokuyor değil mi? Hmm. Ya daha ama hala güzel. Ya kama esin. Şimdi böyle çıkıyorlar zaten çirkin çirkin. Şimdi bakın içlerini. Aa Zahide nasıl bulduk? Şimdi sen buldun da... Ben yandan geçtim. Bakmadım bile. Senin umudun yoktu. Ben bile bunlardan hiç gözüm görmüyor bunları. Aa şurada bir daha var. Evet. İnanamıyorum ya. Şuna bak sepetimiz doldu. Ay şöyle. Neyse bakak. Neyse bakak gide geldi. Umudum. Aa, Zahide niye bu yolun üstüne var? Ne bileyim? Acaba uzaklara mı baksak? Şu şey kurmuşlar ya çadır, oraya bakayım dur. Ay ay ay, dursun mu? Evet arkadaşlarım, biz bugün uzunca yürüdük bu yeşil ormanlarda, dağlarda gezdik, mantar aradık. Pek de bulamadık, kurumuştu zaten. Biraz topladık, biraz ereti otu topladım. Şimdi eve gidiyorum, o ereti otunu hafifçe kavuracağım. O ereti otunu bir defa yemek çok faydalı arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün ömürleriniz güzel olsun. Hanenize huzur dolsun. Dilekleriniz kabul olsun. Amin. İşte bu gördüğünüzde maygulokke. Yani şey maygulokke zehirli. İşte zehirli değerler. Bak çiçeğini görüyorsunuz. Harika çiçekler açıyor maygulokke. Şöyle bak çok güzel çiçeği var. Harika. Onu da bir göstereyim dedim.